Sesli köşelerde Erhan Başurt'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Merhamet Etmeyen, Merhamet Bulamaz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 15 Temmuz kanlı darbe veya junta girişimi, iktidara Allah'ın lütfu dediği icraatları hayata geçirebilmesi için fırsat verdi. 15 Temmuz kontrollü darbeydi ya da tiyatroydu tartışmalarına girmeyeceğim. Planlayan veya icra edenler kimler olursa olsun, ortada kanlı bir girişim var. İktidar ve derin yapılar bu vahim olayı istismar edip, yıllardır arzulayıp gerçekleşemedikleri tüm hukuk dışı eylemleri hayata geçirdi. Darbe, hukukun askıya alınmasıdır. İktidar darbeyi engellediğini ileri sürüp bizatihi kendisi hukuku askıya aldı. Askeri darbe girişimi engellendi ancak iktidar bunu sivil darbeye dönüştürdü. Sivil darbeciler gelmiş geçmiş tüm askeri darbeleri geride bırakacak kitlesel hukuk katliamlarına imza attı. Demokrasinin olmazsa olmazı denge ve kontrol mekanizmasını yok etti. Yasama, yargı ve yürütmeyi tek kişide birleştirdi. Tek adam rejimini inşa etti. Şimdi de secaat arz ederken sirkatin söylermiş, cesaretini gösterebilmek için yaptığı hırsızlıkları anlatırmış. Misali, bunun itirafları moda oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, internet haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık'a açıklamalar yaptı. KHK'lılar için diyor ki, eğer normal süreçlerde bunları atmaya kalksaydık, 15 Temmuz'dan sonra bunları 2020 yılına kadar, 2030 yılına kadar devlet memurluğundan çıkaramazdık. Devlet, kendini korumak için böyle acil, olağanüstü bir tedbir almıştır. Hukuksuz şekilde bu kadar insanı fişleme ve ihbarlara dayalı olarak tedbir amaçlı attıklarını itiraf ediyor. Utanmadan, masum olduğunu ispatlayanların bir kısmını geri aldık diyor. Oysa insanlar masum olduklarını ispatlamak değil, yargının kişilerin suçlu olduğunu ispatlayarak ihraç kararları alması lazımdı. 2030'a kadar hukuk yoluyla yapılamayacağı, bir günde hukuku katlederek yaptıklarını sirkatin söyleyerek arz ediyor AKP'li Kurtulmuş. Hızını alamamış, KHK ile atılanların tamamen siyasetin kontrolündeki yargıdan masum olduklarını ispatlamalarının da görevlerine dönmeleri için yeterli olmadığını itiraf ediyor. Hukuksuzluğun, hukukun duvarlarına çarpıp geri dönmesi halinde izledikleri yolu, daha doğrusu yolsuzluğu şöyle izah etmiş. KHK'lı beraat etmiş olabilir ama örgüt üyeliğinden kurtulamaz. Kısa ve öz cümlelerle hukuksuzluğun ve utanmazlığın resmini çizmiş Kurtulmuş. KHK ile atılanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma süreçlerini ve göreve dönme yollarını uzatmak için uydurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu da geçtiğimiz hafta iktidarın yalan rüzgarı Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu diyor ki, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'larla 125.678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi uygulandı. Bunlar arasında 3.483 rütbe alma, 2.761 kurum kuruluş kapatma da var. Tanrıkulu tam açıklık getirmemiş ama ben ifade edeyim, 126.000 kişi kamudan atıldı. Bahsettiği 2.761 sivil toplum kurum ve kuruluşunda çalışan yüz binlerce insan da aynı şekilde KHK ile işsiz kaldı. Okulları, hastaneleri, gazeteleri kapatılan bu insanların da SGK kayıtlarının karşısında KHK ile kapatılan kurum ya da kayyum ataması gibi herhangi bir yerden iş bulmalarını engelleyecek fişleme notları var. Sivil kurumlardan atılanların da işsizlik maaşı almaları engellendi, tazminatları ödenmedi, anayasa ve uluslararası hukuk ayaklar altında çiğnenerek çoğunun kendisi ve eşlerinin pasaportlarına kamudan atılanlar gibi keyfi şekilde el konuldu. Sivil kurumlardan atılanların, kamudan atılanların aksine OHAL komisyonuna başvurma hakları da bulunmuyor. Dönelim Tanrıkulu'nun itiraflarına. Tanrıkulu diyor ki, OHAL komisyonu 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. 8 Kasım 2019 tarihi itibarıyla komisyon tarafından 93.200 başvuru dosyası karara bağlandı. Komisyon 8.400 başvuruyu kabul ederek kamu görevine iadesini sağladı. 84.800 kişinin başvurusunda ise milli güvenliğe tehdit oluşturan yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
gerekçesiyle red kararı verildi. 33 bin müracaatın incelemesi ise devam ediyor. Red kararı verilen 84.800 kişi için kullanılan kriteri de açık yüreklilikle anlatmış başkan. İşe iadesi engellenen kişilerde aranan özelliklerin çoğu, Bankasya hesabı, SGK kayıtları, dernek, vakıf, sendika üyeliği, basın kuruluşlarına ilişkin bilgiler. FETÖ-METRO olarak bilinen bu kriterler mevcut AKP yönetimi ve vekillere uygulansa, çoğu hapis cezası alır. Sadece Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi ve Today Zaman'da yazıları yayınlanan ve özel röportaj verenlerin, STV, Kanal Türk ve Bugün TV'de konuk olanların AKP'deki listesini çıkarsınlar, ortada parti kalmaz. Bizatihi Erdoğan da dahil hukuk katliamından nasiplerini alırlar. Aslında KHK tartışmasını son dönemde AKP içinde ateşleyen isim, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözleri oldu. Eski basın danışmanı Kemal Öztürk'ün YouTube kanalına özel röportaj veren Arınç şu çarpıcı itiraflarda bulundu. "KHK bir faciadır. Bunu 7-8 televizyon kanalında dile getirdim. Kamudan ihraç edilen pazarda limon bile satamıyor. KHK mağdurlarını gördükçe perişan oluyorum. Acı duyuyorum. Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale'de yumurta getirip kapı kapı satmaya çalışan bir genel müdür gördüğüm zaman felaket görüyorum. Bir benzinlikte pompa tutan bir danıştay üyesini gördükçe acı duyuyorum. Bir lokantada garsonluk yapan bir genel müdür gördüğüm zaman perişan oluyorum. Bütün bunlar oluyor. Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir derler. Arınç'ın konuşması, saatin mutlak doğruyu gösterdiği anlara denk gelmiş. Konuşmasında önemli bir tespite daha yer veriyor Arınç. 15 Temmuz'dan sonra iltisakı olanlar ihraç edildiler. Bu hukuki bir tanımlama değil, bu bir tedbir. Kanaat delil değildir. Aidiyet ve iltisak konusunda en çok kamu kurumlarından alınan görüşlere bağlı kaldılar. İdari bir karardır, yargı kararı değil. İşte bu. KHK ile işten atılanlar, KHK ile kapatılan kurumlar, el konulan özel şirketler önceden yasa dışı şekilde gerçekleştirilmiş fişlemelerle mağdur edildiler. İktidar ve emrindeki kamu kurumları 15 Temmuz'dan önce kamu görevlilerini ve sivil kurumları gelişigüzel fişlemişler. O hal ilan edilir edilmez de KHK'larla 126 bin kamu çalışanını ihraç edip 2761 sivil kurumu kapatıp çalışanlarını iş bulamayacak ve seyahat edemeyecek şekilde açlığa mahkum ettiler. Henüz darbeyi kimin yaptığı bilinmiyorken, darbeciler tutuklanmamış ve yargı önüne çıkarılmamışken, aralarında hakim, savcı, öğretmen, doktor, hemşire, memur ve gazetecilerin bulunduğu yüz binlerce insanı bir gecede sokağa attılar. 15 Temmuz'u kimlerin yaptığı hakkında en şüphe uyandırıcı gelişme işte budur. İktidar ve suç ortakları derin yapılar, Hitler'in meşhur meclis yangınını tek adam yönetimini tesis etmek için istismar etmesi gibi kanlı bir darbe girişimi ya da kontrollü bir darbe girişimi önceden planladıkları hukuksuzlukları icra etmek için bir araca dönüştürüldüler. Aslında itiraflar yeni de değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Temmuz 2017'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen yabancı yatırımcılarla ilgili toplantıda şöyle diyordu. Bu o hal olmasaydı bu kadar rahat bu adımlar atılamazdı. Ondan çok daha önce hatta ilk olarak hukuksuzluğun itirafını 25 Temmuz 2016'da dönemin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Twitter hesabından ifşa etmişti. FETÖ'nün 1200 dernek ve vakıf, 1000 okul, 35 hastane, 15 üniversite ve on binlerce şirketi olduğunu ve bunların hepsinin kapatılarak mal varlıklarının devlete aktarıldığını belirten Canikli mesajını şöyle tamamlıyordu. Milletten topladıkları paralarla kurmuşlardı, tekrar millete dönmüş oldu. Olağanüstü hal kararnamesi olmasaydı bunların tasfiyesi 10 yılda bitmezdi. Canikli bu mesajlarından 3 gün sonra el yükseltti. A Haber'de katıldığı canlı yayında bu kez 10 yılı 15 yıla çıkardı. O hal olmasaydı bunları 15 yılda temizleyemezdik.
Aynı röportajda Canikli, darbenin bir numarası kim sorusuna henüz bilmediklerini itiraf ederek cevap veriyor. Yani darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı dahi bilinmeden, hukuki hiçbir geçerliliği olmayan tedbir kılıfında idari bir tasarrufla 200 bini aşkın insanı işsiz bıraktılar ve aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın ferdi açlığa mahkum ettiler. Yasa dışı fişlemeler ve yaptıkları hukuksuzlukların arkasına sığınmaya, aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen vazgeçmiyorlar. Arınç'a KHK faciadır açıklaması için özür dilettirdiler. Tükürdüğünü yalattılar. Vicdanının sesini dinleyen herkesin önünü kesip nefret kusmaya devam ediyorlar. Acımayın, acırsanız acınacak duruma düşersiniz. Hatada ısrar edenlere, nefret ve hasetlerinin esiri olmuş bu insanlara değişmez bir hükmü hatırlatalım. Merhamet etmeyen merhamet bulamaz, diyor Erhan Başurt, TR724'teki köşesinde.